Evet arkadaşlar, maratonun son oturumunu oldukça sıkıştırılmış bir şekilde tamamlayacağız ki 7.30 yazıyor belgeselimizi görebilelim zamanında diye. Aylin Aslı'nı tanıtmama gerek yok herhalde. Bu müzik alanında Sarper Özcan'dan sonra genç kuşak adına kim yorum yapsın deyince yani ya Aylin olacaktı ya Harun Tekin olacaktı. Aylin'in özellikle şu son günlerde yaptığı yeni CD'de, yeni albümde çıktı vesaire. Ve ikisini de ben nerede tanıdım? Yine bir aktivizm içinde Irak. 2003. 2003 Irak'ta savaşa karşı eylemlerde değil mi? Ankara. Ankara var. Evet sen Ankara'daydın. Bu biçimde yani müzik alanında en azından yaptığı müzik siyasal müzik olmasa da doğrudan doğruya genç kitlenin o dinamik ruhuna hitap eden bir müzik diye düşünüyorum. Ama aynı zamanda da bir müzisyen olarak toplumsal sorumluluğunun farkında ve bunu yani belki de bilmiyorum kimse sana buraya gel demiyor. Sen özellikle oralara gitmeyi seçiyorsun. Bu tabii ki bugünkü müzik ortamında da çok yaygın olan bir tavır değil. Belki bilmiyorum bunun nedeni ne. Seyirci alanı mı daralır diye düşünüyorlar. Ne ben dersin? Ben tam ondan onu yani ne konuşabilirim diye düşünürken buradaki konuşmaları dinlerken de özellikle tiyatro konuşulurken işte devlet tiyatrosu, şehir tiyatrosu ve devlet desteği, belediye desteği. Hı hı. Bu popüler müzikte hem pop hem rock müzik dediğim ikisini de popüler müzik olarak söyleyeyim. Bu destek bizim tarafta markalarla sağlanmaya başlandı son 10-15 yıldır falan. Yani bir devlet desteği diye bir şey söz konusu değil. Yok yani en azından bizim gibi bireysel kendi evet. müziklerini yapıp albümlerini veya işte. Yani klasik müzik dışında ki o da zaten sadece hani memur olan hani evet. kadrolu sanatçıların destek aldığı biz söylenebilir ama onun dışında müzik alanı bu alanların içinde en kendi başına bırakılmış. Dolayısıyla da tamamen pazara terk edilmiş bir alan. Aynen öyle ve çok şöyle bir tuhaf etkisi oluyor. Eskiden mesela üniversite şenlikleri vardı, bahar şenlikleri de denir. Ve müzisyenlerin en çok ülkeyi dolaşabildikleri, müziklerini tanıtabildikleri, konser verebildikleri zaman olurdu o Nisan, Mayıs ayları. Ve öğrenci birlikleri düzenlerdi bu şenlikleri. Dolayısıyla daha çok rock müzik tercih edilirdi. Daha muhalif isimler tercih edilirdi. Sonra endüstri biraz geliştikçe teknolojik anlamda daha iyi ses sistemleri, daha iyi sahneler kurulabilmeye başlandıkça masrafı daha fazla arttı ve öğrenci birliklerine bu markalar yaklaşmaya başladılar üniversitelere. Biz size sponsor olalım, her şeyinizi biz sahnenizi kuralım, sesinizi yapalım. Karşılığında işte reklam. Bilmem ne festivali olsun. Bir markanın adı, bir markanın yani. Adı. Yani özellikle içecek firmaları veya işte Eti, Ülker, şu, bu, GSM firmaları falan. Tabii kendilerine uygun, kendi imajlarına daha uygun, daha ortalama söz müzik, daha suya sabuna pek dokunmayan tipleri tercih ediyorlar bu markalar. Bu 10-15 yıldır böyle. Ve neredeyse bu marka sponsorlu turneler ve şenlikler dışında hiçbir turne yapılmıyor Türkiye'de. Yani bu anlamda bir sansür, sanatçının seçiminde bir sansür mekanizması. Yani tabii ki yapıyor. Bir ne bileyim Türksel Genç Festival ne veya neyse Eti bilmem ne festivalinde bir bulutsuzluk özlemini göremezsiniz artık. Veya ne bileyim Moğolları falan göremezsiniz. Yani bu böyle bir kendine bir çeki düzen verme, yani kötü anlamda söylüyorum bunu, biraz daha o törpüleme şeyine götürdü müzisyenleri, grupları. Bu çok net ve son 5-10 senedir çok
değişti bu bahar şenliklerin profilleri mesela. Yani üniversitede genç insanlar, dinamik insanlar, yani her şeyi sorgulamaları gereken dönemler filan. Ajda Pekkan filan geliyor şimdi mesela o şenliklere. Bana çok tuhaf geliyor. Peki bu... Memnunlardı bir şekilde bundan. Yani birçok sanatçıyı sınırlamaz mı? O konuda. Yani ne verirsen onu alıyorlar. Yani senin repertuarını oluştururken bile bir anlamda düşündürecektir. Ya ben şu markanın festivaline gidiyorum. Hı-hı. Bunlar belki de bundan hoşlanmayacak diye düşünebilir bir sanatçı. İşte öyle yapmaya başladılar. Yani o seni seçse bile, o seni seçse bile bu sefer bir otosansür devreye girebilir. Ben 16 yıldır sahneye çıkıyorum. 2 kez böyle bir sponsorlu turneye katıldım sadece. Hı hı. İki kez talep ettiler yani beni. Hani ben uğraştığımda değil zaten ama oradan da öyle bir talep yok benim gibi veya işte biraz daha sivri ve biraz daha fazla konuşan insanlara. En sonuncusunda bu Hopa olayları olmuştu. Metin Dokumcu'nun öldüğü olaylar. Ve orada bir şarkıyı ona ithaf ettim. Bir gün önce ölmüştü. Ve ona ithaf ettim bu sponsorlu turnede. Gerçi onlar aşağı yukarı bizim gibi insanlardı, oradaki işleyiş yöneten insanlar. Onlar hiçbir şekilde sorun çıkarmadılar ama bu haber yapıldı ve birileri mesela bu firmaya bu sanal ortamlarda ihbar ediyoruz. Siz de ona alet oluyorsunuz işte. Hopalı teröristleri destekliyor bu sanatçı. Terörist falan dediler insanlara. Böyle bir bakış var yani. Peki albüm zaten genel olarak piyasa krizde ama gene de albümlerin hani kime albüm yaptıracak vesaire bir yapımcı şu anda kolay kolay bir politik içerikli bir işe girer mi? Politik içerikli hani olmak zorunda mı değil dediniz, katılıyorum size ama yapmak isteyenin de karşısında ne tür engeller var onu konuşacaksa çok tercih etmiyorlar. Çünkü ne olursa olsun hani ben daha çok kadın özgürlüğüyle ilgili şeyler yazdım, söyledim. Bu bile tabii ki tercih edilmeme sebebi oluyor. Çünkü sivri buluyorlar, sevmeyebiliyorlar sizi. Bilmiyorum ya da daha politik olanlar basında daha az yer alacaktır. Sponsorlar onunla konser yapmak isteyecektir. Dolayısıyla plakçı da hani bunun yerine çok daha pop bir şey, daha ana akıma yakın bir şey tercih edeyim diyor yani. Böyle bir durum var. Peki dinlediğin zaman şimdi bu 70'li yılların insanlarını dinledin. En azından 3-5 kişi. Nasıl bir duygu uyanıyor? Yani o yıllarda yaşamak dansa şimdi yaşamak belki de daha mı iyi diye düşünüyorsun? Yani darbeleri falan düşününce şimdi yaşamak daha iyi gibi geliyor ama bir yandan şu 10 yıldır yaşanılan sürece bakılınca çok ben hiç mutlu değilim. Yani bu ülkede bir vatandaş olarak hiç mutlu ve özgür değilim. Hiç bilmiyorum. Çoğunluk da mutsuz bence ülkede. Yani 70'lerde araştırmalarda mutlu, ağırlıkla mutlu çıkıyor. Vallahi bizim, bilmiyorum kaç yüz kişi arasında hatta, yaptılar, kim hatta yaptı? Hatta çok ilginç, bütün şey. Sorular şu konuda işte işsizlik vesaire, ondan şikayetçiyim, buradan şikayetçiyim, mutsuz musunuz? Hayır, mutluyum diyor. Bütün sorunlar var fakat mutlu abi. Ben çok güvenmiyorum bu araştırmalara ya. Çok güvenmiyorum. En azından hani sanal ortam ne kadar bir gösterge bilmiyorum ama orada mesela insanları çok çok öfkeli, çok mutsuz, umutsuz görüyorum evet. Mesela. Peki dolayısıyla bu sanatçılar arasında da yani müzik ortamında da benzer bir şey var mı? Yani işte 70'lerle kıyaslandığında daha örgütsüz, daha yalnız mı sanatçı? Müzisyenler 70'lerden öncesini zaten bilmiyorum. 70'leri de çok iyi bilmiyorum bu konuda. Şunu bilmiyorum. Bence en azından son 15-20 yıldır hiçbir zaman örgütlü olmadılar diyeyim yani. Böyle bir sendika yok. Ki zaten Serper'in söylediği de işin belki niteliği de gereği daha içine dönük, daha yalnız bir üretim. Orası süreci. Öyle ama aynı zamanda bireysel ve bencil de bence. Ve şey,
biraz da fırsatçı. Evet. Çok doğru. Şöyle, zaten çoğunlukla sadece konserle geçimini sağlar müzisyen en azından. Hani bu popüler müzik yapanlar için de öyledir. Her şeyi plakçı alır zaten her zaman yani. Hı hı. Konser yapabilmek için olmadık şartlara evet deyip bir birlik olup aslında müzisyenleri rencide eden birçok olayda çaldığınız yer, mekan, organizatör, işte sponsor, bir birlik olup hayır biz bunların bu standartların altında yatılmasını istemiyoruz. Bunu gerçekleştirmediniz. Bizim can güvenliğimizi, sigortamızı, şuradaki spot düşer mi, ben ölür müyüm diye düşündüğüm çok konser oldu mesela. Ha, ne olacak? Ayağlar üzüldük 2-3 gün falan derler. Soru ve o spotlar kullanılmaya devam eder yani. Mesela bunları düşünüyoruz. Bu standartların sağlanması, bizim sigortalanmamız olmadığı sürece gelmeyeceğiz desek, 20 kişi toplansa, 21. 22. arkadaşlar gidip o konsere çıkacak, onu biliyoruz yani. Yani bırak politik bir hedef için örgütlenmeyi, yok, doğrudan mesleki çıkarlar için bile tabii, bir tabii örgütlenme söz konusu değil böyle galiba. Böyle bir bencillik ve fırsatçılık var yani. Evet. Aslında mümkün olsa başarılabilir bunlar. Mesela oyuncu sendikası kuruldu. Çok uğraştılar. Mehmet Eller, işte Janset. Çok, evet, çok çok uzun zaman uğraştılar ve şu anda artık ufak ufak toplamaya başladılar. Evet. Ama baş koydular yola. Çok mesai harcadılar filan. Biz bunlarımıza çok konuştuk. Tabii ki en çok kiminle konuştuk? Harun Tekin'le konuştuk. Ne yapabilirsin, yapabilir miyiz? Hükümette değiliz ve fikir aşamasında kaldı. Şey gitmedi. Çünkü biliyoruz. Birkaç konser için o birlikten feragat edecek insanlar olduklarını biliyoruz. O zamanların müziklerini dinlediğin zaman, ki dinliyorsundur en azından 70'li yıllardan, sevdiklerin var mı? Var. Özellikle Anadolu pop. Yani Barış Manço, Moğollar. Onların en popülerleri. Cem Karaca falan mı? Onları çok seviyorum. Ama böyle adı çok daha az duyulan, çok değişik Anadolu psychedelic rock grupları yapanlar. Var. Çok iyi, enteresan müzikler yapılmış o zaman. Şimdiyle kıyaslayınca mesela o zamanları daha yaratıcı buluyorum. Daha ilginç buluyorum. Şimdi değişik şeyler yapmaya çalışan, politik ya da değil, ilginç ve evet, özgün bir şeyler yapmaya çalışan insanlar çok daha az kişiye ulaşabiliyor. Halbuki şimdi üretim daha kolay değil mi? Herkesin evinde küçük bir stüdyosu daha var. Bir avantaj var, o teknoloji mevzusu. İnternet aslında hani istediğin zaman daha fazla insana ulaşabiliyorsun uğraşırsan. Ama sektörde yani konser verebilmek, görünür olmak. Ama çok kolay kendini tanıtabiliyor bir insan değil mi? Bir sanal ortamda tanıtabiliyor ama bu şeye dönüşemiyor. Onu bir meslek olarak yapabilmesine, işte konserler dizisi vesaire ne bileyim müziklerin, müzik televizyonlarında, radyolarda çalınmasına pek imkan tanımıyor. Farklı bir tür dinleyicisi oluyor ama hayatını idame ettirecek ve hayat boyu sadece müzikle uğraşabilecek bir olanak sağlamıyor bence henüz sanal ortamdaki dinleyici sayısı. Valla şimdi galiba yani diğer alanlarda da diyelim hani devlet sanatçısı, devlet kadrolu sanatçısı olmayan tiyatrocu arkadaşların da ondan geçinebildiklerini söylemek mümkün değil. Yani o kadar çok idealist genç tiyatro grubu var. Evet. Onlar da öyle aşağı yukarı aynı koşullarda. Yani. Ama benim son yıllarda hiç olmadık kadar çok oyuncu arkadaşım oldu. Genç oyuncularda feci bir enerji ve hırs görüyorum. Müzik, kendi tiyatrolarını kurup. Müzikte aynı şeyi görmüyor musun o kadar? Müzikte, yaratıcılıkta gençken, daha gençler daha şeyler, heyecanlar. Ama zamanla karşılığını alamadıkça, hayallerine kavuşamadıkça, bu işte majör plak şirketleri, sponsorlar, o kirli şeylere dayanamadıkça istekleri köreliyor, evet, çekiliyorlar ortalıktan. Öyle şeyler görüyorum yani çok böyle parlak ve ümitli olduğum bir takım insanların daha sonra eline teni çektiğini gördüm geçtiğimiz 10 yılda. Ama oyuncularda çok daha büyük bir heyecan ve istek görüyorum. Yani küçücük salonlarda dediğiniz gibi apartman dairelerinde, yani evimizin salonu büyüklüğünde bir salonda acayip işler yapıyorlar. Çok güzel oyunlar var. Israrla afişliyorlar, tanıtıyorlar. Başarılı da oluyorlar. Oradan başka bir şey çıkacak gibi görünüyor.
Naçizane. Şimdi müzikte de şöyle bir olumlu gelişme yok mu? Daha bir, hani bir dönemi düşün, sadece 60'lar, 70'ler, hani ya doğrudan doğru İngilizce parçalar ya da onların ne deniyordu? Türkçe çevirileri. Adaptasyon. İşte evet. Aranjmanlar. Evet. Aranjmanlar yapılıyordu. Onlar vardı filan. Şimdi biraz daha yani popüler müzik alanında da daha bir kendi kültürünü tanımaya, kendine göre bir sentez bulmaya çalışan şeyler var. Yani beste çalışmaları falan ya da küçük gruplar kendi müziklerini yapmaya var, çalışıyorlar çok, değil mi? Böyle, özellikle Ankara'dan çok ilginç müzisyenler çıkıyor. Onu neden böyle diye düşünüyorduk da dışarı çıkıp da yapılacak çok fazla şeyimiz yok. Böyle İstanbul gece hayatı gibi renkli bir hayat yok bizim için. Oturup evde müziğimizi yapıyoruz demişlerdi birileri. O da ilginç tabii. Ve hakikaten ben aslında müzik konusunda da umutluyum. Ya ilginç çocuklar çıkıyor ama işte bu yine ana akıma yaklaşma ihtiyacı duyup biraz da yerelleşelim derken mesela rock, arabesk rock diye bir genre var artık. Bayağı tuhaf bir şey bence. Nasıl bir şey hiç bilmiyorum. Bilmem, seveni çok ama çok rock dediğin şey daha dinamik, muhalif çoğunlukla. Ama arabesk onun tam tersi. Yani kabullenmiş, onun da, kötülerini kabullenmiş. Onun da bir muhalif tavır olduğunu, onun da bir isyan olduğunu ciddi ciddi savunan pek çok şeyimiz, meydanımız var, evet. Var. Ya ben hiç öyle bir şey, bir elitist bir bakışım yok arabeske de. Alakam da yok yani açıkçası. Yani çok kendini yani acıyan, ben müzik kalitesi çok kendini acıyan bir müzik olduğunu düşünüyorum ama o bana hiç iyi gelmiyor yani. Kişisel olarak hiç iyi gelmiyor, dinleyemiyorum ama hani bir kaderine isyan var ama yani düzeni değiştirmeye pek bir gönlü yok gibi yani. Genelde de o kaderi kabullenme üzerine bir şey var. Rock arabesk bana çok oksimoron geliyor bana yani. Şu hoş bir şey galiba, ben hani sanal ortamda gördüğüm kadarıyla eskiden çok kopuktu yani. Klasik Türk müziği dinleyicisi, batı müziği dinleyicisi, pop müzik dinleyicisi. Şimdi bakıyorum gençlerde her şeyin iyisine bir açık olma. Yani popüler müziğe de kapalı değil ama klasik müziğe de kapalı değil. Hı. Hem klasik Türk müziğine hem klasik batı müziğine kapalı değil. Böyle bir hani kendi dünyasında aslında hepsinin ipuçları var. Bunlara doğru bir arayış var gibi kompartımanlardan sanki kurtulma niyeti, çabasını görüyorum. Bilmiyorum, yanılıyor mu? Ben de öyle düşünüyorum yeni kuşak için. İnternetin meyvesi diye düşünüyorum. Hemen önüne hazır geliyor. Yani ulaşabiliyor. Bir şekilde karşısına çıkıyor o müzik onun. Ve dinliyor. Seviyorsa başka türlerini de araştırıyor. Bunu seven bunu da sevdi de oralara gidiyor yani ve biz daha katıydık mesela daha gençken. Evet. Metal ise metalciydik işte. Rockçıysa blues dinliyorum bu aralar falan. Ama hem onu hem onu hem de onu keşfetmek daha zordu o zaman. Ulaşmak zordu yani müziğe. Her şey olduğu gibi. O yüzden birçok sanat dalına karşı daha ilgili. Bir de şeydi belki yani herkes kendi ait olduğu takımın ölçülerine, kriterlerine bağlı kalmak ihtiyacındaydı. Evet, yani evet. Ayıp karşılanabilirdi. Evet, katı bir durum var. Popüler bir parçayı sevmesi ya da bir klasik batı müziği öğrencisinin tutup işte bir halk müziğinle değil mi haşır neşir olması. Bunlar kırıldı. Kırılmakta yani, ya da. Kırılmakta ama tam kırılmış sayılmaz. Yani bir ortalamaya baktığımda yine bunu ben daha çok yani günlük hayatta da izlerini görebiliyoruz ama sanal ortamda daha fazla netleşiyor. Türkiye'de her şey futbol gibi yaşamaya eğilimli insanlar. Takım tutar gibi müzik dinliyorlar. Hatta takım tutar gibi müzisyen tutuyorlar falan. Hani onu seven onu sevemez filan. Var yani hala bu da. Var. Yani çoğunluk daha katı bakıyor. Tarzlar arası gezilen müzisyenleri algılamakta daha zorluk çekiyorlar. Daha net ve benim bahsettiğim yine bir azınlık olan.
azınlık değil, yani sayısı az değil. Ama daha temayül halen o katı ve siyah beyaz yani. Peki senin tabii başka sanat dallarına da ilgin oldu hep. Edebiyata, arkadaşlarının çevresi vesaire, edebiyat, tiyatro, sinema. Mesela ben Türk sinemasındaki, Türkiye sinemasında demek gerekiyor gerçekten de, Türkiye sinemasındaki son yılların, belki son 10 yıl demek lazım, çok olumlu gelişmeler olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok müthiş bir çeşitlilik var. Evet. Ama bu çeşitliliğin tamamı neredeyse bir otör sineması arayışı ve de herkes birbirini takip etmeyen, taklit etmeyen kendi sinemasını, evet, yaratma çabası var ki bu daha önce sinemada da çok eski, hani 60'ların bir çıkışı var, 70'lerin bir çıkışı var. Bugünküler hem çok öznel, kişisel, hem de hakikaten evrenseli yakalamaya daha yakın gibi görünüyor, evet, ve benim şu anda Avrupa'da çok yani Amerikan sinemasıyla kıyaslamaya gerek yok ama Avrupa sinemasında bu kadar dinamik sinema çok az. Çok az yani, bilmiyorum ne düşünüyorsunuz. Bugün buraya gelirken en çok aslında müzikten çok sinemayı düşündüm yani. Hı. Çok daha umut verici bir durum yani. Hem yani devlet ve şehir tiyatrolarının durumunu sizlerden dinlediğimiz kadarıyla biliyoruz ama işte bu genç oyunculardaki bu dinamizm ve çaba sinemada da bence var. Var. Kesinlikle var. Ve onların onları, da büyük kısmı böyle para filan kazanmadan bu işlere giriyor. Evet, onları, edebiyatçıları, müzisyenlerden çok daha özgür ve cesur buluyorum ben. Evet. Edebiyatta da aslında o ana akım medyanın yönlendirmeleri ve ona birazcık yakın durmak ihtiyacı birçok kişiyi bence hani özgünlüğünü yitirten, daha bir edebiyattan ben biraz kuşkuluyum son zamanlarda. Yine tekil çok iyi isimler çıkıyor ama genel olarak sanki böyle bir hani çok satmayan bir yazarın değeri yok. Biz de onlardan olmayalım gibi bir kaygı yok mu? Çok satmak istiyorsanız her sanatta zaten buna meyletmek zorundasınız diye düşünüyorum. Aa, tabii, kesinlikle öyle. Ama çok satmaya iyice hani kafayı takmamış yazarlar da var ve tabii çok ki var. Özgür diller diye düşünüyorum. Ben çok daha cesur buluyorum onları ben. Genel olarak popüler müziğe baktığımızda bence bizim durumumuz bayağı kötü yani. Galiba en muhafazakar ya da şeyde en... çok orta yolcu. Evet. Yani, en fazla taviz veren alan şu anda müzik alanı galiba. Şeyleri de mutlaka hani es geçmeyelim. Karikatüristleri de çok. Mesela hani hep böyleydi zaten. Karikatürist alanı da çok zengin bir ülke. Herkesten daha cesurlar ve çok iyiler yani. Evet. Ve iyi ki de varlar. Eskiden öyledir değil mi? Ama direniyorlar yani. Evet. O geleneği sürdürmek, evet, için. Bence o da çok önemli. Ama mecraları var, olmazsa yaratıyorlar. Belki hani kolay üretilebilen, oturuyor adam sabaha kadar bir dergi çıkarıyor, 2-3 kişi. Ya hiç kolay değil ya. Her hafta müthiş espriler bulmaları gerekiyor ve siyasette de acayip sertler. Çok sert muhalefet yapıyorlar. Yüzlerce davaları var devam eden. Evet. Hiç durmadan. Yok, hakikaten çok ciddi bir alan. Kafadan diyorlar. Hani burada bugün belki de bir mizahçı da olabilirmiş şimdi düşündüm de. Onları da es geçmeyelim. Peki bir iki soru alabiliriz ve tamamlamak istiyorum ki az sonra izleyeceğimiz filmin aktörleri gelmeye başladı. İsa hoş geldin. Bir taktik bir şey var şimdi. Bizim projeyi, yani duvar resminin arka okuyorlar projesini yaparken bastı bir araştırma projesi üstünde. Yani koymak istiyorum. Çok fazla üzerine gidilmemiş, bakılmamış bir meseleyi görselleştirme arkasından da onun üzerine düşünme. Tabii bu düşünmeyi yaparken de hiçbir araştırma projesinde kendi başına bir anlamı olmaması lazım. Yani bir yere çapa atıyor olması lazım. Çapamız da proje bağlamında şuydu, 70'te
o dönemiyle diyelim bugün arasında nasıl bir örgü kurulabilir? Daha doğrusu bugün, bugünden neler öğrenebilir? Bunun üzerine gittik. Yani asıl temel hikayemiz buydu. Fakat ben bütün sabahtan beri konuşmaları dinlerken daha önce konuşmalarda da oldu. Bu seri içinde yaptığımız daha önceki konuşmalarda da oldu. O da sanki tarihi çok iyi bilmiyoruz. Yani bilinmeyen çok şey var olduğunu hala söylemek istiyorum. Yani Türkiye tiyatro tarihi defalarca yazıldı ama akademik olarak belki bir yerde bir tezde vesaire de olabilir. Ama mesela devrim için hareket tiyatrosunun şöyle ciddi bir külliyatı var mı birisinin bugün bakıp öğrenmek için gidebileceği? Yok. Türkiye 70'ler müzik tarihi üzerinde bir külliyat var mı kapsamlı bir şekilde? Yok. Yok. Dolayısıyla bunun dışında baktığımız şeyler genellikle şu ya da bu şekilde ana akım oluyor. Tarihsel anlamda da ana akım oluyor. Çünkü bugün eğer evet, müşteri, doğru. Asıl müşteri ne bileyim büyük şirketler vesaire sponsorlar şunlar bunlarsa evet 70'lerdeki asıl müşteri de As'tır, Banksen'dir, Madeniş'tir, Disk'tir değil mi? Yani çünkü onları çalıştığı sonuç onda ekmek parası bir anlamda oradan gelir. Grafikerler de onları çalışıyordu. Başkaları da onları çalışıyor. Şimdi bunu şey bakım yani bunu böyle etik vesaire hiç o taraftan bakmak istemiyorum ama nasıl olur da bu belki de 20. yüzyıl tarihi biraz daha uzatalım. Bu kadar ötekilik, tuhaflık, perversite, sapkınlık vesaire bu kadar görünmez hale geliyor tarih içinde. Çünkü biz onlardan da bir şey görmek, anlamak, şey yapmak istiyoruz. Mesela bu müzikte çok belirgin olabilir belki de. Herkes haklı olarak 68'i referans olarak kılıyor ama 68'in çok çeşitli referansları var. Yani 68 Avrupa'dan gelmedi. Sonuçta Cezayir Kurtuluş Savaşı'ndan geldi. Başka hiçbir kaynağı yok. Özür dilerim yani. En azından Avrupa için. Amerika için de Vietnam üzerinden geliyor. Başka bir yerden gelmiyor. Ya da 68 dediğimiz zaman aynı zamanda bütün İskandinavya üzerinden çok cinsli bir cins üzerinden beden politikası üzerinden, seksüel politika üzerinden apayrı bir 68 geliyor. Fakat Türkiye meselesine gelince de çok bunu çok kalıplar içinde okuyoruz. Ve çok ana akım hareketleri içinde meseleyi okuyup kendimizi parça geçmişe doğru tetikleştirme olarak okuma arzusundayız. Onun için mesela şey bana çok enteresan gelmiş. Bu aslında sorum şu. Enteresan bilmiyorum aslında çok enteresan bir şey olduğundan değil de. Yani böyle can yakan bir şey bir anlamda. Geçen Yasin Atatürk her gece geldiği zaman Selda Bağcan'la açtı. Bir o açtı. Öyle. Mesela bunu lokalde böyle bir açma görmüyorsun. Mesela Bağcan'ı yeniden devreye sokması filan da çok yerli müzisyenlerden bahsediyor. Evet, evet yani birisi geliyor ve şey yapıyor. Ya da Türkiye'deki punk hareketinin tarihini Sezgin Boynik diye Kosovalı bir çocuk yazdı. Yani, bir de böyle bir mesele var. Ya belki bilinmiyordur çok ama Teoman Selda Bağcan'ın bir eserini kullandı. O da çok beğenildi geçen yıllarda. Yani doğru söylüyorsunuz, o tarafa çok bakmıyoruz belki biz yeni müzisyenler üretirken en azından. Şimdi Selda Bağcan'ın ne oldu diye düşünüyordum da bir yandan siz konuşurken. Birkaç röportajını okuduk, sadece vermiyordu röportaj. O kadar küskün ve kızgın ki haliyle yani. Hiç kimseyle konuşmak istemiyor, hiçbir konsere çıkmak istemiyor neredeyse. Yeni bir şey yapmak sanal çok istemiyor. Sanal ortamda var galiba. Haberim yok ondan. Bu tür insanlara öyle bir eziyet yapılmış ki en azından duygusal olarak yani bütün hayatları değişmiş de. Hiçbir şey yapmak istemiyorlar artık. Ve biz de işte daha ortada olanları
görüp diğerlerini çok da düşünmeyip, araştırmayıp o tarafa bakmıyoruz, doğru söylüyorsunuz. Galiba çünkü bu tarih bu kadar basit, yani basit değil, çok daha kompleks olduğunu dokunduğunuz anda, neresinden dokunursanız hissediyorsunuz, görüyorsunuz. Sadece mesele o zenginliği ortaya çıkartarak tarihi yeniden bakmak, yeniden değerlendirmek, onu bugüne taşımak. Çünkü hani en azından bir kurum olarak, yani sorumluluğumuz bugüne, bugün kapıdan gelenlere karşı değil. Ben öyle görmüyorum. Bizim sorumluluğumuz şimdiye kadar yaşamış olan herkese, bugün yaşayan herkese ve gelecekte yaşayacak olan herkese. Dolayısıyla çabuk, popüler, tatmin vesaire, bütün onların üzerinden işleyemez kurumsal ya da herhangi bir anlamda sorumluluk. Bu tabii bir tek hani saltın da tek başına yapabileceği bir şey değil ama akademik kurumların, araştırmacıların dediğin gibi her birinin belki çok derinlemesine o bütün uç örnekleri araştırması lazım. Yani ne olup ne bitti, yoksa hakikaten ortada geride kalan, hatta hepimizin belleklerinde kalan bu suyun üzerindekiler oluyor. Birçok şeyi hatırlayamıyoruz. Çok ilginç. Şimdi 1980 yılı Kuşadası'nda biz darbeye bir şenlikte yakalandık. Bir kısım yaşamıyor oradaki arkadaşlar ama önemli bir kısım yaşıyor ve şunu bir toparlayalım. Yani hepimizin hafızası çünkü bir kısmını hatırlıyor, bir kısmını hatta farklı hatırlıyor. Bunları bir çok kısa, çok mütevazi bir belgeselde toparladık. Şimdi onu göstereceğiz. Bazı arkadaşlar da burada. Orada onu fark ettik. Yani bunun yapılması lazım. O küçücük bir nokta ama daha onun gibi dönüp baktığımız, bakmadığımız o kadar çok zaman var ki, o kadar çok olay var ki. Keşke her biri, mesela bugün Başar'la telefonda konuşurken ki, yani rahatsızdı ama yine de biraz konuştuk. Tam hiçbirimiz isimleri hatırlamaya çalıştık. Yani ben dedim ki şunu hatırlıyorum, şunu hatırlıyorum, şu kimdi? Bu bizim için hakikaten daha yaşarken bu kuşaklar bile unutuluyorsa ciddi bir eksiklik toplum adına. Onun için iyi ki tabii SALT bu işi yaptı, bir başlangıçtır ve yani devam eder diye düşünüyorum. Efendim Serpe. Pardon, basit bir soru soracağım. Şimdi evet, yani bu araştırma, inceleme konusunda büyük eksikliğimiz olduğu gerçek. Hele batıyla falan karşılaştığımızda biz emekliyoruz bile sayılmaz belki. Ama bu herhalde sizin söylediğinizde bunu yapmadan şunları şunları yapamayız, şu yargıları veremeyiz anlamında değil diye. Tamam, sorunun cevabını aldım, teşekkür ederim. Var mı sorunuz yoksa bitirelim mi Aylin? Peki. Ama hepimize bir sorun. Yani bugün ben de zannediyorum 3'ten itibaren takip edebildim. Başını sinema bölümünü kaçırdım. Hem dinlediklerim, hem konuşurken düşündüklerimle belgeselden önce ortaya şöyle bir soru atayım istedim. Bilmiyorum yere gider mi gitmez mi ama en çok umutsuzluk üzerinde dönendik ya galiba bugün. Asıl derdimiz o. Yani nereden bulacağız umudu ya da çıkış yolunu? Yani bir küçük adımı ne yöne atacağız? Dönelip duruyoruz gibi geliyor kendi etrafımızda. Şeyi sorguluyorum. Acaba bu umutsuzluğun da ne kadarı ithal? Ne kadarı? İthal. İthal. Yani sanki bunu ayrıştırmak kalanda bize dair olan umudu görmemizi biraz daha mümkün kılarmış gibi geldi. Teşekkürler. Ne diyorsun Ayşe? Yani üzerine düşüneceğim ben bunu. Ne? Yani ithal mi yoksa artık hakikaten o kadar duygudaş mıyız dünya vatandaşlarıyla, benzer aynı zamanlarda aynı şeyleri mi düşünüyoruz? Bilmiyorum ben.
kendi adıma umutsuz değilim, umutsuzluğu kabul etmiyorum çünkü. Çünkü başka türlü yapılamaz. Başka türlü yaşanamaz zaten de. Müzik de yapılamaz yani. Bence. Galiba bugün üretimi sürdüren herkes de bu kadar üretimi sürdürmek var. İstiyorsan umutlu olmak zorundasın. Toplumsal olarak. Toplumsal olarak umut, yani umutsuzum ben de. Müzik ve üretim açısından hani onu durdurabiliyorum. O süreçlere girdiğimde onu düşünmüyorum onu. Ama ithal değil, bence çok daha lokal bir umutsuzluk var Türkiye'de bence. Ben öyle düşünüyorum. Şu son 10-15 yılın meyvesi olarak. Acaba çok fazla, bilmiyorum, bugünkü konuşmaların bir kısmını izleyen arkadaşlar şunu düşünüyor mu? Yani çok fazla mı ön yargılarla konuşuyoruz acaba? Ön yargılarımızdan kurtulabiliyor muyuz? Bu belki çok temel bir soru. Yani ön yargılarımız, umudu bulabilmek için biraz ön yargılarımızı bırakıp anlamaya çalışmak çok önemli galiba. Ve yani belki de hani şu anda ya anlamaya çalışma ya çalışıyoruz. Bütün süreç bu. Yani ne oluyor bu alanlarda? O zaman ne olmuştu? Şimdi ne oluyor? Bunu da anlamadan ön yargılarımızla işte şöyle olmalı. Devlet sanatı desteklemeli. O oradan işte şu kurumlar şöyle var olmalı. Bunlar hani kimisi hala geçerli kavramlar olabilir, kimisi hala çok tutarlıdır ama her şeye rağmen biraz daha anlamaya çalışmak olup biteni, değil mi? Brecht'in deyişiyle. Bu şeylerden bahsettim, merak eden olur mu bilmiyorum da. Beklemediğim bir hareket geldi hükümetten. Bu marka mevzusuna, özellikle üniversitelere ve müziğe girişi. Bunun bir şekilde sonlandırılmasını sağlayacaklarını açıklamışlar. Yani en azından üniversite içindeki bu kadar marka odaklı konser, şimdi bu, vesaire, tabii yine iş. Bunu sorgulamamız lazım. Bu olumlu da olabilir. Olumlu da olabilir. Ama onun yerine nasıl bir mekanizma koyacaklarını merak ediyorum. Öğrenci birlikleri geri mi gelecek? Bence şu, bu görece, yani o markaların bilinci kadar bir belki özelliğe sahip. En azından marka ben bunu istiyorum, şunu getireceğim derse getiriyor. Onu yasaklayarak belki sadece rektörlerin karar vereceği bir sisteme dönersek daha mı iyi olur? Düşünmek lazım. Bilemiyorum. Rektörler galiba hep içinde vardı o işin de, hani öylesine vardı. Çünkü ne müzisyen takip eder, ne bilir. Evet. Çok faal değil. Ben bunu öğrenci kolektiflerine bırakılacağını düşünemiyorum açıkçası. Ama işte okulların müzik birlikleri genellikle, müzik kulüpleri idi. Ona dönerse çok çok iyi olur ama o marka hegemonyasının bitme ihtimali var. Göreceğiz onu hep beraber. Evet, evet, bir soru var galiba. Söyledim de, gideceğim her şeye. Tabii. Yani 2 yıl önce galiba bir iki festival, Santral İstanbul'da mıydı? İptal ediyordu bir hafta. Evet. Markası falan. Belki o tür şeyleri bu şekilde çözülmemeyi düşünmüş olabilirler. Çünkü o festivallerde bira şeyleri de sponsor oluyordu. Üniversiteler artık giremiyor zaten sigara ve içki sponsorluğu. Hani destekçiler ortadan kalkarsa belki yavaş yavaş bu tür işler de azalır da diye düşünülebilir. Yani üniversite dışında o destekçiler olmadan turne neredeyse imkansız bir şey ekonomik olarak. Evet. O yüzden o nasıl olur bilmiyorum. O anlamda içki ve sigaranın alandan zorla çekilmesi hiç iyi sonuç vermedi tabii müzik sektörü için. Evet, buyurun. Konserleri 100 binlerce kişinin izlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Bu soruyu aynı zamanda Sarper Bey'e de sordum. Grup yorum mu sordun? Evet, grup yorumun konserleri. Bugün 100 binlerce kişi izliyor. Evet. Yani bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Sarper Bey de cevap versin. Hı. Ben cevap. Yani gerçekten de demek ki böyle bir potansiyel var ki yoksa niçin izlesinler ki? Demek ki yani böyle bir talep de var, böyle bir istek de var. Böyle talep bir umut var ya. Efendim? Talep bir umut var. Umut? Umut, ben söyledim zaten. Umut hep var.
Yani benim için böyle bir sorun yok. Yani öyle bakıyorum meseleye. Teşekkür ederim. Sen ne düşünüyorsun abi? Düşünüyorum. Peki. Yani Grup Yorum'un son konserinde misafirdim. Oldum ben onlara. Hayatımda hiç tabii o kadar kalabalık bir seyirciye söylememiştim. 250 bin, 300 bin arası bir sayıdan bahsediyoruz. Ama onların çok... onlara özel bir durumu olduğunu düşünüyorum. Yani bambaşka bir durumları var hani örgütten bu yana. Sadece müzik grubu değil yani grup ve temsil ettikleri şey o müziği dinlemeyen bile insanların o konsere gelmesine sebep oluyor. Ama o kadar net politik söylemi olmayan ama daha biraz daha alternatif işler yapan müzisyenlere yüz binlerce değil binlerce insan bile gelmiyor izlemeye. Yani yüzleri bile bulamıyorum. Peki, isterseniz bir şey var mı? Bir şey mi söyleyecektim aslında? Yok. Peki, ben Aylin çok teşekkür ederim. Belgesele geçelim, rica ederim. Merak ediyorum. İsterseniz hemen başlatabilirsiniz. Bu konuda söyleyebileceğim çok sınırlı, yani çok neredeyse sıfır imkanla yapılmış bir iştir. Ve de... bütün destek veren arkadaşlara burada teşekkür etmek isterim. Hemen hemen bir iki kişi dışında yaşayan bütün katılımcılara yani 12 Eylül 1980'li Kuşadası Şenliği'nde yaşayan herkese ulaşmaya çalıştık. Onlardan tabii çok sınırlı bölümleri aktardık. Bir iz kalsın en azından bizlerden sonra da birileri öyle bir şey olduğunu hatırlasın diye yapılmış bir iştir. Şimdiden herkese teşekkür ederim ama hani buradayız tabii film süresince İsa'yı görüyorum. Başka gelen arkadaşlar da olacaktır. Yani sorularınız olursa yine buradayız filmin bitiminde 37 dakika.